Tapu masrafı ne kadar çıkar? Tapu harcı nedir? Döner sermaye ücreti nedir? Devir nedir? Satış nedir? Bu videoda şimdiye kadar en fazla sorduğunuz sorulardan birine detaylıca cevap vermeye çalışacağım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Bir bağımsız bölüm üzerinden örneklendirirsek çok daha kolay ve rahat anlayacağız. Gayrimenkullerin satışında yani devrinde gayrimenkulün bağımsız bölümünün kaç tane olduğu, hangi tapularda bulunulduğu, alıcı ve satıcıların ayrı tapularda bulunup bulunmadığı gibi kriterler etkili oluyor. Bunun için bunu biraz daha sadeleştireceğiz. Alıcının ve satıcının tapunun bulunduğu yani gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerde işlemin yapıldığını esas alacağız. Bu durumda bir değişken daha devreye giriyor. Yöresel katsayılar. Yani İstanbul'un bir ilçesindeki Döner sarmaya ücreti ile Kırıkkale'nin bir ilçesindeki işlemin döner sarmaya ücreti aynı olmayabiliyor. Bunda da yöresel katsayılar devreye giriyor. Bir de yabancıların taraf olduğu işlemlerde döner sarmaya harçları değişebiliyor. Bu sebeple işlemi sadeleştireceğiz. Herkesin anlayabileceği şekle getireceğiz. Ancak özel durumdan kaynaklanan farkları da Unutmamanız için bu uyarıyı size yapıyorum. Ayrıca bu videonun açıklamalar bölümünde gideceğiniz linkle 3 tane dosya yarışabileceksiniz. Bu dosyaları her zaman kontrol edebilirsiniz ama unutmamanız gereken şey 2022 Ağustos ayı itibariyle bu videonun çekildiğini unutmayın. Harçlar dönem dönem indirimlere girebiliyor ancak döner sarmaya ücretleri aynı kalıyor ama onlar da her sene güncelleniyor. İlk olarak bir konutu satmayı düşündüğünüzü ele alalım. Konutu satmak istediğiniz zaman alıcı tarafında binde 20 yani yüzde 2 oranında bir tapu harcı çıkıyor. Bir de satıcı tarafında binde 20 oranında yani yüzde 2 oranında tapu harcı çıkıyor. Hemen burada şu soru gelecek. Satıcılar harç ödemez ki. Bu piyasada uygulanmakta olan yerleştirilmeye çalışılan bir uygulama diyelim. Ama gerçekten tapu harcı listesinde bu şu şekilde belirtiliyor. Devreden ve devralan için ayrı ayrı. Yani satıcı ödemez diye bir şey yok ama Türkiye'deki uygulamalar değişebilir. Bu tamamen alıcıyla satıcının anlaşmasına bağlı. Yani hem alıcının hem de satıcının payı olduğunu unutmayın. Satış işlemlerinde bir döner sermaye ücreti var bir de işlem ücreti var. Döner sermaye ücreti 2022 yılı itibariyle 233 lira. Ama bu bölgesel katsayının 1 olduğu durumda. 2,5 olduğu durumda 2,5 ile çarpılıyor. 0,5 olduğu durumda ise yarıya indiriliyor. Şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde döner sermaye harcı 582 liraya geliyor. Ancak Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 0.5 kat sayısıyla yani yarı yarıya normal fiyat listesinden düşüyor. Bunu unutmayalım. Bunun için yine bu videonun altındaki listede yöresel kat sayıları görebilirsiniz. İstanbul için örneğimize devam edersek İstanbul'da konutunuzu satmak istediğiniz zaman 582 lira döner sarmaya ücreti olacak. Bir de işlem ücreti olacak. İşlem ücreti de 32 lira. Bunun toplamı kadar Tapunun bir işlem bedeli var. Bir de bunun dışında az önce de söylediğim gibi %2 alıcı, %2 satıcı tarafında tapu harçları olacak. İkinci olarak en fazla karşılaştığım sorulardan birisi. Bu tapu harcı hangi bedel üzerinden? Şimdi tapu harcının fiyat listesine baktığımız zaman ne diyor? Önce kanunun bize söylemiş olduğu bilgiye bakacağız. Gayrimenkulün ivaz karşılığında beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden sizin belirtmiş olduğunuz rakam tapu için oraya kaydedilecek rakamdır. Ama burada da bir asgari sınır belirtilmiş durumda. Bu da emlak vergisi beyan değeri. Emlak vergisi değeri sizin en az tapu harcının hesaplanacağı oranı gösteriyor. Ama burada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tapulardaki gerçek değerleri takip ettiğini unutmayın. Bunu bankalardan almış olduğu bilgilerle, yeni ve güncel haliyle artık internet ilan sitelerinden topladığı bilgilerle uzun zamandır takip ettiğini ve buradaki takip metodolojisini de sürekli ilerletmeye çalıştığını hatırlatırım. Burada emlak raiş değer üzerinden tapu harcının ödenmesi durumunda ileride karşılaşabileceğiniz şeyler şunlar. Bunlardan birisi herhangi bir şikayet ya da takip sonrasında sizin gerçekleşen satış bedelini bildirmediğiniz takdirde bildirmiş olduğunuz bedel ve bildirmeniz gereken bedel arasında bir defa tapu harcını ödemeniz gerekecek. Bunun üzerine %25 ceza ödeyeceksiniz ve aradaki geçen süre içinde yasal faiz üzerinden borçlandırılacaksınız. Ancak burada şöyle bir çıkış yolu var. Ola ki böyle bir işlemi yaptınız ve bu yapmış olduğunuz işlemin yanlış olduğunu sonradan öğrendiniz. Bu durumda pişmanlıktan yararlanabiliyorsunuz ve düzeltme isteyebiliyorsunuz. Bir düzeltme dilekçesi vererek aslında almış olduğunuz gayrimenkulün değerini bildiriyorsunuz ve o zaman ödemeniz gereken tapu harcını şimdi ödemeniz gerekiyor. Eğer arada zaman geçtiyse yine yasal faiz üzerinden aradaki faizi ödemeniz gerekiyor. Ancak bu defa %25'lik cezayla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Karşılaşabileceğiniz bir diğer durum ise ola ki şeytan dürttü ve emlak rayiş değeri üzerinden gayrimenkulün satışını gösterdiniz. Bir sene sonra da gayrimenkulü satışa çıktınız ve alıcı da gerçek değer üzerinden Gayrimenkulün mutlaka tapuya kaydedilmesi konusunda ısrarcı. Bu durumda aradaki fark üzerinden gayrimenkul değer artış kazancı üzerinden vergilendirileceğinizi unutmayın. Bu durumda ödeyeceğiniz vergi daha yüksek olacaktır. Bu sebeple yapmanız gereken gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden tapuda göstermeniz. Hocam kaç kişi böyle gösteriyor derseniz istatistikler bize 2,5 kişiden birinin gerçek satış değeri gösterdiğini, diğer 1,5 kişinin ise hala göstermediğini gösteriyor. Ancak zamanla ve kontrollerle bu oranın artacağına eminiz. Ancak şunu unutmayın. Bu oranlar Türkiye'de çok gibi. Bu işten kaytarma yöntemleri çok da doğru değil. Çünkü Türkiye'deki tapu harçları aslında uluslararası uygulamalar arasında hiç de diğer ülkelerden ayrışmıyor. Yine tapu harçları gündeme geldiği zaman sorulardan birisi Hocam annem bana devrediyor zaten satış yapmayacağız. Babam bana devrediyor satış yapmayacağız. Satış değil de devir olur mu? Ya da bana bağış yapsa ne olur? Bu soruların genel cevabı devir satış işlemi olarak alınıyor. Ve burada bahsettiğimiz oranlardan farklı bir oranı yok. Ancak devir yani satış dışında bir seçenek daha var. O da bağış. Bağışlarda da kayıtlı değer üzerinden binde 68 yani %6.8 oranında tapu harcı uygulanılıyor. Eğer satış yerine bu seçeneği değerlendirmeyi düşünürseniz bu da alternatifler arasında. Ama dikkat ederseniz binde 20, binde 20 yani binde 40 yüzde 4 oranından çok daha yüksek yüzde 6.8 bir tapu harcı olduğunu da unutmayın. Umarım tapu harçları ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.